Tuğçe'cim, nasılsın canım? Hemen hazırlanıp bana gelmeni istiyorum. Birlikte kulübe gidip şu mahalle gülünü bir ziyaret edelim diyorum. Tamam. Hadi bekliyorum. Nasılsın bir tane? Nasıl olabilirim ki? Ama lütfen kendini toparla biraz artık. Tamam anneciğim. İstersen bugün işe gitmeyebilirim. Birlikte bir şeyler yaparız ha? Ne dersin? Yok canım. Hiç gerek yok. Ben iyiyim. Sen beni merak etme. Belki Tuğçe'yi falan çağırırım. Tamam güzel. Çünkü yalnız kalmanı istemiyorum. Başka şeyler düşün ha? Daha fazla düşün. Bir yıpratma kendini. Güzel kızım benim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu ya? Merak ettim, anlatmayacak mısın? Elçin. Daha doğrusu Burak. Az önce yengenle konuştum. Abimlerin evde kıyamet kopmuş. Nasıl yani? Ne olmuş ki? Elçin dün akşam Çağla'yla yemekten dönerken Burak'ı bir kızla el ele arabaya binerken görmüş. Bir kızla mı görmüş? Nasıl bir kızmış bu? Nasıl bir kız olduğunu bilmiyorum. Yani söylediğine göre kız garson muymuş, neymiş? Garson mu? Evet, garson. Ya ben abimler kadar böyle sınıflandırmalara takılmam ama yani Burak'ın böyle bir kız için Çağla'dan vazgeçtiğine inanamıyorum. Kızım vallahi iyi gördüm seni. Ya ne yalan söyleyeyim, seni daha kötü bekliyordum. Kendimi kahredecek halim yok herhalde Tuğçe. Ya ben sevgilimi el ele başka bir kızla görsem kafayı yerdim. Ay, hele ki Aslı gibi bir kızla. Benim yerime onu tercih ediyor falan diye çok bozulurdum yani. Ama bak gör, Burak sana bunları yaptığında köpek gibi pişman olacak. O kızda bir şey olacağı yok zaten. Mümkün değil. Mümkün olmadığını Burak'ın da anlaması gerekiyor. Ama önce o kızın bunu idrak etmesi gerek. Evet, kesinlikle. Peki ne düşünüyorsun? Bu seferki planın ne? Önce bir kulübe gidelim de. Ya o kız o kadar şeyden sonra hala kulüpte çalışıyor mudur ki? Çalışmasa bile hakkında bilgi toplayacağız. Adresi, telefonu, hakkında her şeyi öğrenmem lazım. Ya Çağla, ya bu planı da bir öncekine benzemesin. O kadar hazırlık yapmıştık, sonunda olan sana oldu. Hayır. Bu sefer buna izin vermeyeceğim. Ya çok dikkatli olmalıyız ama. Burak ya kulüpteyse, seni görürse falan aranız daha kötü olmasın. Bundan daha kötü nasıl olabilir sence aramız Burak'la? Hı? Nasıl daha kötü olabiliriz mesela? Hı? Hem seni niye götürüyorum ki yanımda? Bana gözcülük yapacaksın. Tamam. O zaman hadi çıkalım. Hadi. Sen burada bekle. Bir şey olursa bana haber verirsin. Tamam. Ayhan Bey, ben konuştuğumuz gibi yerime birini ayarladım. Çıkabilir miyim? Olur tabii. Çıkabilirsin. Teşekkürler. Pardon, bakar mısınız? Buyurun. Ben Aslı'ya bakmıştım. Burada çalışıyor değil mi? Aslı... Aa, evet. Tamam, şimdi bildim. Galiba o işten ayrıldı. Abi telefon numarası falan vardır herhalde. Ya yani ona ulaşmam gerekiyor benim. Çok önemli, çok acil gerçekten. Maalesef yok. Adresi? Adresi vardır. Kendisi burada çok kısa bir süre çalıştı. O yüzden pek tanıma fırsatı bulamadık. Burada kimse de olacağını sanmıyorum ben. Peki tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim Gonca? Aslı?
O geldi. Kim geldi? Çağla mı? Evet. Seni sordu. İşten ayrıldı dedim. Telefonunu, adresini sordu. Kızım her yerde tırım tırım seni arıyor. Senin bir an önce o evden ayrılman lazım. Orada oturduğunu bir öğrenirse var ya. Tamam, ben de annemlerin izin aldım. Eşyalarımı topluyorum. Oh tamam. İyi bari. Ben de izin aldım. Erdem'le dükkan bakmaya gideceğiz. Sen de bana çıkınca haber verirsin, tamam mı? Tamam, görüşürüz. Ay sen miydin kızım, ödüm koptu ya. Başka birini mi bekliyordun Tuğçe? Hayır canım, ama az kalsın başka birine yakalanıyordum. Ya Volkan geldi az önce. Yakalandın mı bari? Ne rahatsın Çağla ya. Kızım hiç mi korkmuyorsun yakalanmaktan? Ay saçma saçma konuşma Tuğçe. Banka mı soyuyoruz burada? Alt tarafı bilgi toplamaya geldik. Hem biri sorarsa da yalan mı yok? Neyse. Burak neredeymiş? Odasındaymış. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Kız işi bırakmış. Biz de gidelim o zaman. Hayır Tuğçe. Kızın bilgilerine ihtiyacım var. O personel dosyasına ulaşmam lazım. Of Aslı, of. Alo. Gonca Hanım'la görüşebilir miyim? Çıktı mı? Peki tamam. Teşekkürler. Of! Ne diyeceğim ben şimdi buna? Niye arıyor ki? Ya arada kalıyorum ama ya. Efendim Burak? İyiyim, senden ne haber? Aslı mı? Yok, yanımda değil. Ne yapayım? Evet, erken çıktım bugün. Erdem'le dükkan bakacağız da. Vallahi bugün sabah konuştuğumuzda erkenden kursa gideceğini söylemişti. Tamam, görüşürüz o zaman. Kuzen, çıkıyor muydun? Neyse, sonra konuşalım o zaman. Önemli değil ya, sonra çıkarım. Hayırdır, senin canın mı sıkkın? Olanlardan gerçekten haberin yok mu? Sen ne diyorsun Volkan? Bir şeyden haberim yok. Yoksa Aslı'yla mı ilgili? Ne Aslı'sı bırak. Annemden bahsediyorum. Annen mi? Nasıl yani? Annem geri döndü. Niye geri dönmüş peki? Hiç bilmiyorum. Ama geldiği gibi geri giderse çok iyi olacak. Senin bundan nasıl haberin oldu? Eda ile karşılaşmışlar. Hatta buluşmuşlar. İşte çok pişmanım, sizi çok özledim falan demiş. Of. Yani çok şaşırdım. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Eda çok üzülmüştür o duruma. Ya Burak, senden bir ricam olacak. Eda hem babamın Elçin'le birlikte olmasına karşı verdiği tepkiyle... hem de annesiz büyümenin eksikliğiyle onun etkisi altında kalabilir. Bu yüzden her Eda ile konuşursan onu cesaretlendirecek bir şey söyleme. Saçmalama kuzen. Yani Eda senin ne yaşadığını bilmiyor olabilir. Ama ben gayet iyi biliyorum. Peki sen iyi misin? İyiyim ben ya. İyiyim, sağ ol. Neyse ya. Ben zaten spor için gelmiştim. Çıkayım. Hadi birlikte çıkalım. Etrafa göz kulak ol, tamam mı? Tamam. İşte
dedik ya. Ne kadar mı sofsun ya? Tamamdır. Adresini aldım. Yürü, evine gidiyoruz. Ne? O konuşmaktan anlamıyor. Ama ben anlayacağı birden konuşacağım. Kimse benim sevgilimi elimden alamaz. O kadar kolay değil. Hocam merhaba. Merhaba. Aslı'ya bakmıştım ben ama. Burada yok. Çıktı mı? Hiç gelmedi ki. Kursu yok muydu bugün? Daha kursa başlamadık. Tamam hocam. Sağ olun. Aslı, neredesin? Çok beklettim değil mi seni? Ama bak söz telafi edeceğim. Güzel bir kahvaltı ısmarlasan. Ben kahvaltımı yaptım. Ya benimle de yaparsın. Ben çok açım. Ya işe gidince yersin. Geç kalırız. Ya daha zamanımız var. Bak söz geç kalmayacağız. Hadi. Tamam. Yüzünde bir şey var. Aynaya bak istersen. Ne var? Sen daha güzelsin. Efendim Burak. Aslı, aşkım neredesin? Öldüm meraktan. Burak, beni arama, sorma lütfen. Aslı, ağlıyorsun sen. Ne oldu? Şey mi oldu? Biri sana bir şey mi söyledi? Akşam olanları duydum Burak. Baban, annen çok haklılar. Neredesin? Yüz yüze konuşalım. Böyle telefonda olmaz. Hayır. Aslı bak, bana bunu yapma. Ailemin ne düşündüğü, ne söylediği umurumda bile değil. Ama benim umurumda Burak. Lütfen artık beni arama. Aslı, seni görmem lazım. Aslım. Gonca'ya selam söyle. Söylerim anne. Ya sık sık ara beni. Habersiz bırakma. Çok merak ederim seni. Anne, alt tarafı arkadaşımda kalacağım. Şehir dışına gitmiyorum ki. Yavrum. Aslı. Çıkıyor musun? Evet. Beraber çıkalım. Ben seni gideceğin yere bırakıyorum. Tamam, teşekkürler. Tamam, çok iyi oldu bu. Hadi arabayla gitmen. Çağla, neredesin? Konuşmamız lazım. Evet, olanlardan haberim var. Tamam, ben senden haber bekliyorum. Tamam, burası. Buyurun. Teşekkürler. Yaşadığın mahalleye bakar mısın Tuğçe? Ne kadar varoş. Kızım var ya, bu kız Burak'a yapışmakta çok haklı. Baksana, buralardan ancak onun sayesinde kurtulur zaten.
Ay yani ancak rüyasında demek istedim. Sokak burası da. Ay ev hangisi anlayamadım. Ya Çağlar bak ev bu galiba. Ama bu ev çok eski. Ay bizdeki şansa bakar mısın Tuğçe ya? Yapacak bir şey yok o zaman. Hadi dönelim biz de. Saçmalama ne dönmesi? Bakar mısın şu mahalleye? Yeşilçam filmlerindeki gibi. Mutlaka birbirinin evinden çıkmayan tiplerle doludur burası. Birini bulup soracağız artık. Ne yapalım? Yok artık Çağla. Kime bakmıştınız? Biz Aslı'ya bakmıştık. Bu evde oturuyorlarmış. Tanıyor musunuz kendisini? Ömer Hanım'ın kızı Aslı mı? Çok oldu taşınalı onlar. Öyle mi? Nereye taşındılar biliyor musunuz? Annesi çok iyi bir yerde işe girdi, yatılı çalışıyor. Peki hangi ev yani kimin yanında işe başlamış olabilir? O kadarını bilmiyorum kızım ama zengin bir evde ahçılık yapıyor. Teşekkür ediyoruz çok mersi. Niçin sormuştunuz? Onda bana ait bir şey var da o yüzden. Peki iyi günler. İyi günler. Nerede bu kız ya? Demek Burak'ın yanındaki kız Aslı'ydı yani öyle mi? Volkan 10. kez konuşuyoruz. Bu kadar mı zor ikna olmak? Niye bu kadar şaşırıyorsun? Evet Aslı'ydı diyorum. Ya daha düne kadar birbirlerinden nefret ediyorlardı. İnanılır gibi değil. Demek ki canım Burak'ın kavga ederken tavladığını sen sevgili rolü yaparken elinden kaçırmışsın. Neyse artık strateji değiştiriyorum. Daha sert oynayacağım. O ne demek? Aslı'yı bulacağım. Ve Burak'ın ailesini deşifre edeceğim. Saçmalama Çağla. Tabii ki öyle bir şey yapmayacaksın. Öyle bir yaparım ki. Selda teyze onun hakkından gelmesini öyle bir bilir ki. Bırak Burak'la bir daha birlikte olmayı, aynı şehirde yaşamayı bile istemez. Bunu yapmayacaksın Çağla. Niye? Niye yapmıyorum? Selda teyze kızın garson olduğunu duyduğunda deliye döndü. Annesinin bir de aşçı olduğunu öğrendiğinde bakalım ne tepki verecek. Koskoca Selda Mahsaroğlu'nun müstakbel dünürü bir hizmetçi. Yılın bombası bence. Sen annesinin aşçı olduğunu nereden biliyorsun? Biz de boş durmuyoruz herhalde. En yakın zamanda onunla ilgili her şeyi öğreneceğim. Adresini, telefon numarasını. Sen daha dur. Ben daha hiçbir şey yapmadım. Aslı denen o kızın foyasını ortaya çıkaracağım. Sabahtan beri sana ulaşmaya çalışıyorum. Ne yaptın? Özür dileyebildin mi Çağla'dan? Görüşebildin mi Çağla'yla? Hayır. Çünkü ben özür dilenecek bir şey yapmadım. Ay Burak, oğlum babana ne diyeceksin? Anne, biz Çağla'yla ayrıldık. Bitti. Bakın bu çabanız boşuna. Lütfen artık beni anlayın ve bunu kabul edin. Oğlum bak, Çağla gibi asil. Asil mi? Ya senin tek derdin bu mu? Asil. Ay tabii ki de tek derdim bu değil. Ama düşünsene Çağla hem sana layık hem bizim ailemize layık. Esas meselemiz bu değil mi? Ailemize layık. Ama ben Çağla'yı seviyor muyum? Onunla mutlu muyum? Bunun hiçbir önemi yok sizin için. Senin çocuğun benim anne. Benim. Önce oğlunun mutluluğunu düşün. Ay saçmalayıp durmasana Burak. Elbette ki ben senin mutluluğun için çabalıyorum yani. Hayır anne. Sen eğer doğruysa garson bir kızı sana gelin diye karşına çıkarmaman için uğraşıyorsun. Ama oğlunun mutluluğu bu kızda olabilirim diye hiç düşünmüyorsun. Hem de hiç. Yani böyle bir kız var mı gerçekten? Yani sen garson bir kıza mı aşıksın oğlum? İyi geceler. Burak! Ay Burak! Burak! Ay canım. Hoş geldin. Merhaba Selda'cığım. Hoş geldin canım. Ne oldu? Burak'la tartışıyor muydunuz? Ay yok canım, hayır. Ne yaptın? Sinan'la konuşabildin mi? Evet, konuştum. Sinanlara gittim bugün. Sadece Sinan'la değil, Eda'yla da konuştuk. Peki halledebildiniz mi konuyu? Görüştünüz mü? Evet, hallettik sayılır. Ay Nihat, ben bu Başak'tan iyice korkmaya başladım.
Ya bu kadın gözünü karartmış, her yolu deneyecek gibi duruyor. Amacım çocuklarla aramı düzeltmek diyor ama ben buna hiç inanmadım vallahi. O başka bir şeyin peşinde ama neyin? Bence de Selda, bence de.